Ne izleyelim? Aa, Squid Game'i de satmış Barış Özcan. Kabul edeyim. Bunu izlediniz mi arkadaşlar? Ben izlemedim. Neden herkes bu diziden bahsediyor? Talavun çoridir. Geçtiğimiz günlerde Netflix'in Amerika'daki global yöneticilerinin önüne bir... Dürüm parçalanıyor. Dürüm parçalandı. Bir takım sayısal veriler düştü, bir rapor. Ve rapora bakınca o yöneticilerin gözleri fal taşı gibi açıldı. Elbette bir süredir Amerikan izleyicisinin beğenilerinin değiştiğini onlar da gözlemliyordu ama böylesine ilginç bir veri ilk kez karşılarına çıkmıştı. Sonuçta altyazı okumaya bile üşenen, hatta tam da bu sebeple dünyanın geri kalanında yapılan, üretilen bir takım sinema şaheserlerine bile burun kıvıran o Amerikan halkı, izleyicisi acaba değişmeye başlamış olabilir miydi? Rakamlar yalan söylemez. Netflix bugün bütün dünyada her ülkenin kendi dilinde ve kendi kültürünü yansıtan yapımlar yapabilmek için çok büyük bütçeler ayırıyor tabii ki ticari gayelerle. Bugün Netflix'in 60'tan fazla dilde içerik ürettiğini biliyoruz. İşte o yöneticilerin önündeki bu istatistik bir Güney Kore dizisinin anormal derecede yükseldiğini raporluyordu. Squid Game'den bahsediyorum. Ve Squid Game'in yükselişi o kadarla da kalmadı. Bu ilginç yapım artık Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi haline geldi resmen. Bu kalamar oyun anlamına geliyor bu arada. Güney Kore'de çocukların oynadığı bir oyun bu. Bizdeki sekseye benzetebiliriz bir şekilde. Peki nasıl oldu da sekseye benzeyen bir oyunla ilgili bir dizi bu kadar büyük izlenme rakamlarına ulaştı? Tamam, genç seyirciler için dizideki her şey çok yeni görünebilir ama düşününce hani o kötü zenginler tarafından bir oyun parkı benzeri mekanda oynanan, avlanan, zavallı insanlar temalı o kadar çok dizi film var ki. Ama buralara girmeyelim isterseniz şimdi. İyi film nedir, kötü film nedir diye evrensel kabul görmüş kriterler olmadığını da biliyoruz. Bana göre bir iyi film, başkasına göre kötü olabilir. Bu durumda kültürlü ve iyi bir seyircinin böylesi bir başarının ardındaki sebepleri araştırması gerekir. Ne demiştik? Rakamlar yalan söylemez. Çok izlenip çok para kazanıyorsa o zaman otomatikman iyidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o zaman da o filmlerdeki, dizilerdeki kötü adamlardan bir farkımız kalmaz. Bence burada çok izlenmenin daha ötesinde bir fenomen var arkadaşlar. Aynı zamanda bu dizi çok da konuşuluyor. İnsanların böyle yoğun ilgisinin ardında hemen her zaman kayda değer bir şeyler mutlaka vardır. Çünkü yeryüzünde öylesine bir öykü diye bir şey yoktur. Hiçbir öykü öylesine değildir, boş beleş değildir. İlla ki bize bir dünyanın resmini çizer. Ve bu resimde yine illa ki... Ben gideyim o zaman, bekleyin. Böyle yapalım. Bunu kapatayım. Az kaldı bu arada, geliyor şimdi, geliyorum şimdi. Ki bize bir şeyler anlatır. Bu demek değil ki her öykünün öyle derin bir felsefi ya da politik anlamı olsun. Bazen sadece bir bakış açısı ya da bir perspektif bile bize çok şey anlatabilir. Hele ki kitlelere mal olmuş ya da zamana karşı ölümsüzlüğünü kanıtlamış o büyük öyküler bize çok büyük hakikatlerden de bahsedebilir. Şimdi bu diziyle ilgili bakalım elimizde neler var. Bu arada hemen uyarayım. Eğer diziyi izlemediyseniz ve bir şekilde spoiler gibi kaygılar taşıyorsanız videonun bundan sonraki kısmını ileriki bir zamana ertelemeyi düşünebilirsiniz. Gerçi ben hikayenin sonuna ilişkin herhangi bir şey söylemeyeceğim ve kelimelerimi de epeyce dikkatli bir şekilde seçeceğim. Böylece eğer diziyi izleme niyetiniz yoksa en azından konu hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Evet, elimizde ne var diyorduk. Meteliksiz, öyle dişe damağa dokunur bir işi de olmayan, hatta doğum gününü bile hatırlamadığı öz annesinin ATM kartını, banka kartını kadının rızası olmadan kullanan at yarışı düşkünü ve tefecilerle başı belada... Tabii ki duramıyorum. Aynı zamanda eşinden boşanmış ve tek kızıyla ilişkileri de sorunlu bir adam var. Adam kızını elbette seviyor ama bir babaya yakışan şekilde de davranamıyor. Yani kızıyla olan ilişkisini bile öyle sıklıkla batıran orta yaşlı bir adamı bu dizinin merkezinde ana karakter olarak görüyoruz. Bitirim olmaya çalışıyor ama böyle bir insan olmaktan da kilometrelerce uzakta. Dizinin ilk bölümü kahramanımızın bu halini bize anlatabilmek için son derece yavaş açılıyor. Ama böylesi bir yavaşlık da gerekli.
Çünkü oyuncunun o sevimli ve sempatik tarzı, tipi bizim için yeterli değil. Onun acınası halini görüp seyircinin bir şekilde empati kurması da gerekiyor. İşte açılış sahneleri de bu işe yarıyor. Yani teknik olarak iyi yazılmış bir senaryo var karşımızda. Fakat hemen... Bu arada dizinin en güzel kısmı... Dizinin en güzel kısmı ne biliyor musunuz? İlk oyundan sonra herkes eve dönüyor ya geri. Oradaki karakter gelişimlerinden sonra ikinci oyun için geri gelmelerim. En güzel... Ben belirteyim ki dizinin bütün sahneleri son derece basit olarak tasarlanmış. Ve karakterler de adeta karikatürize edilmiş. Ve dizideki dram işte tam da bu sebeple son derece kolay tüketilebilir. Kahramanımız Met... Tamamdır, geldim. Bitti. Lan bu değildi, bir dakika. Okay. Metro istasyonunda şık... Bu arada gerçekten güzeldi, şaka yapmıyorum. Dürüm bayağı güzeldi. Ama patates bayağı bok. Giyimli ve gizemli bir genç adamla karşı... 10 üzerinden bir 8 veririm. ...kılaşınca maceraya atılmak için karşı konulmaz bir çağrı almış oluyor. Taktik çıkıya boşutçu. Koca koca iki adam gelen giden yolcular arasında Korelilerin Dakji adını verdikleri bir oyunu çocuklar gibi oynamaya başlıyorlar. Ama oyun sırasında ilginç bir şey oluyor ve bu genç ve gizemli adam kahramanımız yenerse ona para ödemeyi teklif ediyor. Ve tefecilere yaklaşık 60 bin dolar civarında bir borcu olan adamımız da bu kolay para teklifine elbette hayır diyemiyor. Ha? No? Genç ve gizemli adam daha büyük bir yarışma ve çok daha büyük bir para ödülü var deyince de... Reis saçların mı dökülüyor, önler siyerilmiş gibi. Bu arada patates baya kötü ya, patates direkt attım bu arada gerçekten. Neyse. Günlük mü devam, bu mu devam? Hangisini emdirim? Başına geleceklerden habersiz olan kahramanımız bu sayede yepyeni bir dünyaya adım atmış oluyor. Yani... Dizimizin o baş kişisinin temel motivasyonu para. Bunu bir kenara yazalım şimdi. Sonrasında diğer karakterler de yavaş yavaş diziye dahil olmaya başlıyor ve kendimizi... Kaç dakika? 10 dakika. 10 dakika bunu izleyebiliriz isterseniz. Ben merak ettim çünkü Barış Özcan farklı bir yerden bunu girer büyük ihtimal. Dediğini merak ettim, bakalım. Son yıllarda tasarlanmış en sinir bozucu set dekorunda buluveriyoruz. Artık bir oyun gerçekliği içindeyiz. Ve haliyle işin içinde oyun olduğunda bilgisayar oyunlarıyla büyümüş genç seyirci kitlesi için bu diziye kendini kaptırmak çok daha kolay hale geliyor. Ama bir problemimiz daha var. Dizinin sınıflandırmasında yetişkin izleyiciler için olduğu yazılı. Ve bu yetişkin kelimesi de kimi ülkelerde 18, kimilerinde de 21 yaş ve üstü demek. Tamam, bu uyarı çok güzel ama seyirci tarafında bu yaş sınırlaması konusunun nasıl anlaşıldığı biraz daha karmaşık. Bariz bir şekilde yaptırım uygulanabilecek bir konu değil her şeyden önce. Oyun platformlarında, filmlerde ya da dizilerde bir yaş sınırlamasıyla karşılaştığınızda siz ne yapıyorsunuz? Aa, benim yaşım tutmuyormuş, o zaman ben bu oyunu oynamayayım ya da ben bu diziyi izlemeyeyim diyen biriyle karşılaştınız mı? Muhtemelen... Çok azdır böylesi bir öz disipline sahip kişiler. O an o kumandanın düğmesiyle ekran arasında kalan bir seçimdir bu. Bir vicdan meselesidir. İşte tam da bu sebeple ben de Squid Game adlı bu diziyi içerdiği aşırı şiddet ve yetişkin temalarından ötürü 18 yaşından küçük izleyicilere kesinlikle önermiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Acele etmeye gerek yok. Merakınızı lütfen frenleyin ve... Ruh sağlığınızı, daha da önemlisi o akıl ve duygu gelişiminizi, dengenizi her şeyin üstünde tutun. Üzücü ama maalesef gerçek. Zaten şiddet dolu bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden bence günümüzde artık haber bültenlerine bile böyle bir yaş sınıflandırması getirilmesi gerekiyor. Her neyse, biz devam edelim. İşte Squid Game'de tıpkı sık sık benzetildiği Japonya yapımı Battle Royale gibi aşırı şiddet içeriyor. İçeriyor da... İnsanların vahşi bir şekilde öldürülmelerine kayıtsız mı kalmalıyız? Fortnite. Hatta kahkahalarla mı gülmeliyiz? Böyle bir eğlence anlayışı mı geliştirmemiz gerekiyor? Ve evet, bu sorularda özne biziz ve böyle dizilerin ve filmlerin yapımcısı olmadığı halde biziz. Çünkü izleyerek, konuşarak ya da tavsiye ederek bir şekilde her seferinde böylesi yapımları ödüllendiriyoruz. Ve o rekor kıran rakamlarda bizim de payımız oluyor. Yaşadığımız dünyanın daha iyi bir yer olmasını istiyorsak, ki istiyoruzdur herhalde, değil mi? Neyi neden izlediğimizi de sorgulamamız gerekmez mi?
Squid Game'in başrolündeki karakter para kazanabilmek için kendini insanların sapır sapır öldürüldüğü bir oyunun içinde buluyor. Vahşetle yüzleşir yüzleşmez bir şekilde bu oyunlardan ayrılıyor. Bu durum katılımcılar arasında yapılan bir oylama sayesinde gerçekleşiyor. Olmaz olsun böyle oyun diyenler çoğunlukta olduğu için oyunlar bir şekilde bitiyor ama biz izleyici olarak anlıyoruz ki bu iş böyle yarım kalmayacak. Squid Game'in izlenme rakamlarının yüksekliği ve barındırdığı anti-kapitalist temalar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğunluğu genç yazar çizer kesimin de dikkatini çekti. ABD'de anti-kapitalizm ya da bir başka deyişle sosyalizmin tarihi biraz karmaşık. Malum Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'nin ABD karşısında sadece askeri bir güç olarak değil aynı zamanda ideolojik bir alternatif olarak da var olduğu yıllardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyalizm kelimesi bu sebeple uzun yıllar sakıncalı bir kelimeydi. Soğuk Savaş yıllarında buram buram Hristiyanlık kokan muhafazakar filmlerin bile sosyalist olarak fişlendiği ve hatta yapımcılarının FBI tarafından soruşturma geçirdiğini filan biliyoruz tarihten. Sovyetlerin dağılmasının ardından sosyal adalet gibi konular daha nereye çok gündeme gelmeye konular? Başladı kamuoyunda. Amerikalı aydınlar artık Avrupa devletlerini kendilerine bir örnek olarak gösterebilmeye başladılar. Mesela İngiltere'yi. İşte daha sosyal devlet, gelir eşitsizliğiyle mücadele ya da sağlık hizmetlerinin herkese eşit olarak sunulması gibi bir takım konular hakkında daha çok konuşulmaya başlandı. Ve politikacıların gündemine de sosyalizm bu şekilde girmiş oldu. Bu neoliberal olarak nitelendirebileceğimiz yeni nesil aydın kesimlerin de gözdesi. Hani şu eldivenleriyle oturuşu viral bir meme haline gelen yaşlı bir amcamız var ya. İşte o yaşlı amca o mimler sayesinde gençlerin gözüne girmekle kalmadı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim kampanyalarında açıktan sosyalizm kelimesini kullanabilen bir lider. Tamam ben bunu kapatıyorum artık. Bir dakika.